Dostlar, herkese selam. İşte ameliyat sonrası biraz dışarı çıkmaya çalışıyorum ama yani bugün test ettim, çok fazla olmaması gerekiyor. Çünkü yoruluyorum, işte ağrılar artıyor. Yani neyse, hani bunları merak eden etmeyenlerimiz var. Onun için hani ufak bir bilgi vermek istedim. Bu akşam Çeri'nin Türkiye'deki 2024 planları açıklanıyor. Hem 2023 yılını değerlendirecekler, hem 2024 yılıyla ilgili hedeflerini açıklayacaklar. Ve elbette en çok merak edilen şey, bu akşam saat 7'de Chery Türkiye yönetimi Türkiye'de satacakları yeni modelleri açıklayacak. Bu akşam yapılacak basın toplantısıyla beraber, bayağı büyük dev bir basın toplantısı yapılıyor. Toplantıyla beraber Chery'nin Türkiye'deki değişimi, yeni modelleri neler getireceği, kaç tane satmayı planladığı gibi detaylar belli olacak. Ben ameliyat dolayısıyla olamayacağım orada, çünkü Beylikdüzü'ndeyim. Yani benim şehre ulaşmam bile çok büyük bir macera. Ama Chery Türkiye'nin yenilikleri olarak neler bekleniyor? Aslına bakarsanız bunu az çok artık hepimiz biliyoruz. En çok merak edilen Chery Tiggo 4 Pro. Bununla beraber Chery Tiggo 5 merak edilen modellerde. Ama hani daha uygun fiyatlı olacağı için Chery Tiggo 4 Pro en çok merak edilen seçeneklerden bir tanesi. Biliyorsunuz bu modelin uzun süredir testleri devam ediyor. Chery Tiggo 5 de son derece karizmatik ve iyi giyimli araçlardan bir tanesi. Aynı zamanda Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'nun yeni versiyonlarının ne zaman satılacağı da bu toplantıda tahmin ediyorum ki belli olacak şeylerden bir tanesi olacak. Omoda 5'in büyük bir değişimi yok. Buradaki beklenti elektrikli Omoda 5 modeli. Benzinlisinden çok daha karizmatik görünen elektrikli Omoda 5 ile ilgili neler yapacakları biliyorsunuz. Hani yeni bir tebliğ yayınlandı. İşte 20 tane servisleri olması gerekiyor kendilerine ait. Bunlarla ilgili gelişmeler ne durumda falan gibi detayları da açıklayacaklar. Chery'nin merakla beklenen bir diğer modeli Arizo 8. Biliyorsunuz D segment sınıfında yer alan bu sedan model. Bu tip araçlara meraklı olanlar tarafından merakla bekleniyor ki bunlar arasında ben de varım. Chery'nin 2024 yenilikleri belli olacak derken Chery'nin bir alt markası var biliyorsunuz, Jayeco diye. Jayeco 7 de uzun dönemdir Türkiye'de test edilen araçlardan bir tanesi. Bu modelin de ne zaman satışa sunulacağı, ne olup ne biteceği bu akşam saat 7 itibariyle açıklanmaya başlayacak. Chery Türkiye, yani deyim yerindeyse, geçen yıl fragmanı yayınladı. Bu yılsa 2024 yılındaysa gerçek filme başlıyor. Gerçek Chery karşımıza çıkacak. Umarım çok fazla model getirirler. Çünkü Chery markasında model çeşitliliğinin çok iyi ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakalım, elbette ki gelecek olan modellerle beraber bu 2023 yılında bize gösterdikleri şekilde yine uygun fiyat politikasını devam ettirirlerse Chery Türkiye Ocak satışlarında en çok otomobil satan 5. marka oldu. Ama çok rahat bir şekilde yılı, işte yaşanacak bu değişimle beraber 3. sırada tamamlayabilir. Bu potansiyel Chery markasında var. Merak edilen modeller, işte Aycar soruluyor mesela, gelecek mi falan diye. Onunla ilgili de en azından ufak bir bilgi bile olsa bu akşam bazı detayların paylaşılmasını bekliyorum. Geçtiğimiz yılın sonunda satışa sunulacağı söylenen EQ1 ile ilgili de tam bir şehir elektriklisi, biliyorsunuz bunu. Onunla ilgili de bu tebliğ ile ilgili yapılacak açıklamada neler olup neler biteceğini anlamış olacağız. Bakalım, Chery işte 1 milyon altında araba satmaya başlarsa yine Türkiye'de adından çok söz ettiren ve bunu çok daha ileri seviyeye taşıyan bir marka olacaktır. Bakalım bu akşam neler olacak? Bunlarla ilgili de size gidemesem de orada olamasam bile her türlü bilgiyi vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.